Merhaba değerli dostlar. Bahçemizde yetiştirdiğimiz ada çayı bakın oldukça büyümüş durumda. Küçük bir fideyken bunu bahçemizin uygun bir yerine diktik. Ve arkadaşlar haftada bir defa sulanması yeterli. Kuraklığa dayanıklı oldukça bu şekilde bayağı bir gelişim gösterdi. Şu anda 2 yıllık ada çayı, çok yıllık bir bitki. Çiçeklenmeden sonra yeni yapraklar oluşturmaya başladı. Ve bugün hasadını yapacağız. Hasat yaparken hemen bakıyoruz arkadaşlar. Bakın şu görmüş olduğunuz çıplaklaşmış dallar geç kaldığımız ve yapraklarını tamamen kurutup döktüğü yapraklar. Bunlar da işimize yarayacak arkadaşlar. Başka bir videomuzda ada çayı yapraklarıyla tütsü yapımını anlatacağız. Tütsü için yapraklar belirli işlemlerden geçirildikten sonra çubuklara sarılıyor ve bu şekilde tütsüler elde ediliyor. İşte bu çubukları o amaçla kullanabileceğiz. Bunları da topluyoruz, ziyan etmiyoruz. Şimdi ada çayını hasat ederken arkadaşlar öncelikle alttan itibaren hemen bakın şu dal alttan itibaren oldukça yayılmış. Hemen dalın yandan vermiş olduğu kısımlarından bakın şunu şöyle gösterelim. Yandan vermiş olan şu dalı alıyoruz. Evet, bu dalı biz çeşitli şekillerde kullanabiliriz. Birincisi bunu fide olarak kullanıp perlit ortamında köklendirip yeni bir ada çayı fidesi köklü elde edebiliriz. Buna bağlı olarak yapraklarını çay şeklinde tüketebiliriz. Kurutup, öğütüp baharat olarak kullanabiliriz. Aynı zamanda ada çayını arkadaşlar tütsü şeklinde de kullanabiliriz. İşte gördüğümüz şu dallardan gelişimini devam ettirmesi için dik olan dal bırakılıyor ve yanlardan gelişmiş olan şu şekildeki yaprakları da hasat ediyoruz. Ve bunu hasat ettikten sonra da uygun bir ortamda kurutarak daha sonra kullanmak üzere değerlendireceğiz.